Selamlar arkadaşlar. Spor ve Macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Crawler'la kış turundaydım. İstanbul'a yeni ulaştım. Gelir gelmez daha eve uğramadan Belgrad Ormanı'na geldim. Çünkü karavan turundan döndüğümüz zaman 365 gün karavanda yaşayan arkadaşım Sıla'yla beraber bir sohbet gerçekleştireceğiz. Burada hem kahvaltı hazırlayacağız hem de Sıla'ya sormak istediklerimiz var. Karavan yaşamıyla alakalı. Karavan yaşamıyla alakalı soracağız. Sıla'yla güzel bir söyleşi yapacağız. Çünkü hani ben böyle arada bir karavanla çıkıyorum, geliyorum falan. Sıla sürekli karavanda yaşıyor. 365 gün karavanda yaşıyor. Dolayısıyla ben tatlı su karavancısıyım. Evet, ben de tuzlu su. O da tuzlu su. Affetmeden. Dolayısıyla Sıla'ya soracağız. Karavan yaşamı nasıldır, ne değildir? Benim de daha evvelden YouTube'da izleyip ilham aldığım karavan yaşamı süren kişilerden bir tanesiydi. Aynı zamanda Sıla beni YouTube'a da en fazla teşvik eden kişilerden bir tanesi. O da hep diyor ki ya YouTube'a çok da geç kaldın ama. Evet, çok da geç kaldım. Çok da geç kaldın. Açıya kapatmak için ben videonun başına giriş yapabilir miyim? Tabii ki. Eğer Fit Gezgin'in bu YouTube'a bu kadar geç girmesinin açığını kapatmak istiyorsanız, bu videolarının film gibi videolarına destek olmak istiyorsanız, YouTube diyor ki Fit Gezgin'i izleyen dostlar eğer kanala abone oluyorsa, beğeni yapıyorsa ve yorum yapıyorsa Fit Gezgin'in içeriklerinin güzel olduğunu, etkileşimli olduğunu anlayıp daha geniş bir kitleye tanıtıyor. Bu da daha hızlı bir şekilde büyümesine destek oluyor ki o da açığı kapatabilsin. Yani küçücük bir rica. O yüzden yorumlara, beğenilere abonun. Kesinlikle öyle. Gerçekten bu çok önemli ya. Bu kadar güzel anılar biriktiriyoruz ve sizi de dahil ediyoruz. Ben de aynı şekilde, sen de. Sanki yan koltuğumuzda seyahat eder gibi videolar çekiyoruz. Abi o zaman da hani bir beğenidir, bir abonedir, bir şey kaybettirmez bence diyorum ben. Hadi o zaman kahvaltıya başlayalım. Üşüdüm. Yani. Üşüdüm. Kameralara üşüşüm yani. Kameralara karşı YouTuber üşümez. YouTuber acıkmaz mı? Nedir yani? Şimdi Sıla dediğim gibi 165 gün bu arabanın içerisinde yaşıyor. Bu arabayla Türkiye turuna çıkıyor. İzleyenlerin çoğu tanıyordur seni ama Sıla. Ben diyorum ki tekrar bir tanıtsan. Sen sucuğu minibüsünü aldın, çocukluk hayalindi, karavana çevirdin. 26 yaşında Türkiye turuna çıktın. Biraz anlatır mısın? Neydi seni bu yolculuğa çıkartan? Şöyle dediğim gibi başladı aslında. Çocukluk hayaliydi. Hemen hemen herkesin %80'lik bir kesim var ya. İşte bir karavanım olsun, Türkiye'yi gezeceğim. Hatta bununla ilgili çok da böyle şakalarımız da vardır meşhur olan. 25,5 yaşında şey oldu. 25 yaşında şirketten ayrıldım. Dedim ki ya aslında şu anda yapabilirim bir şeyler. Dediğin gibi sucu minibüsü denk geldi. Çünkü bir baktım 25 yaşında bir insansın yani. Tutup da çok büyük rakamlar biriktiremezsin. Ne kadar iyi bir işte çalışırsan çalış. Bir kere kendi marka değerin var. Kendine yatırım yapıyorsun ya. Kılıktır, kıyafettir, öğretilen baskılar, yapıştırılan kimlikler çok detaya girmeden. Bunlardan dolayı zaten para biriktirememişim. Bütçemde bizim Dülbül'e el verdi sucu minibüsüne, sonra ona bir hayat verdim. Yani bence ona bir ruh üfledim gibi bir şey. Yani ruhu var bence onun, bir metal yanı değil. Sonra dedim ki ya bir çıkayım. Cebimde 2000 lira var çünkü. Olmazsa dedim dönerim bir hafta, ne kaybedeceğim ki, zaten çalışmıyorum. Hani döndüğümde işim de kolaylıkla bulabileceğim bir iş. Bir çıktım abi 1,5 yıl. Yani hani kendi ailem bile ikinci hafta bu döner ya falan deyip 1,5 yıl sonra sadece işte 2 aylığına es verdim şu an ailemin yanına. Ama bu süreçte Düldül seninle bir hayli özdeşleşti. Bayağı bir özdeş. Ya kimliğim oldu artık benim. Peki Düldül misyonunu tamamladı mı? Bence değil. Daha değil. Çünkü bir ara Düldül'ü satıp başka karavan alma düşüncem vardı. Bu şu anda fikirler değişiyor mu? Bir süre daha Düldül'ü izlemeye devam edecek miyiz? Yani şöyle şeyden değil, şehirden olarak, şehir gürültüsü vesaire değil. Zaten sakin bir arkadaşım ama şu an köpeğimden dolayı ayrı evde yaşıyorum. Abi duvarlar bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Konuşuyorum onlarla, korkuyorum. Onlar da bana cevap verecek. O evreye geleceğim korkusuna tekrar yola çıkmak istiyorum artık. O zaman seni çok yakın zamanda yine Düldül'le yollarda göreceğiz. %80, evet. Siri'nin yine belki eşlik de edecek. Evet. O zaten o. Siri hiçbir zaman ayrılmaz. Seninle beraber hep yollarda. Peki. Bu arada da önceden kaptın her şeyi. Bak ben söylemeyecektim Düldül'ü satmaktan vazgeçtiğimi. Ya ayrı yerde benim
İlk para bizim düşürdüm. İlk bizim videoda en az. Gerçekten ilk esas aslında videoda. Düldül'ü satılığa çıkarmıştı. Evet, değil mi? Çıkardım. Satıp farklı bir karavan alacaktı. Ama bekleme süreci çok karnımı ağrıttığı için artık çok yorucu ya. Evet. Beklemek çok yorucu. Hiçbir şey yapmamak. Ben şimdi yolda yaşamaya çok alışmışım Serhat. Peki. Baktın. Yolda yaşamaya çok alışmışım diyorsun ama hani dedin ya %80 insanların hayali karavan alıp karavana Türkiye turu yapmak. Ama dışarıdan hoş görünüyor. Yani tabii, uzaktan davulun sesi hoş tabii geliyor. Ki. Sen özellikle ilk çıktığın zamanlar çok fazla sorunlar yaşadın. Maddi anlamda çok sorunlar yaşadın. Sandviç yapıp sattın, reçel kaynatıp sattın, tarlada çalıştın, yolda mısır sattın. Çok güzel şeyler oldu, evet. Ya kötü şeylerin doğurduğu güzel şeyler. Peki, vazgeçmeyi düşünmedin mi o süreçte? Düldülü sorun, yani yaşadığım sorunlar ortaya çıkmadan önce ilk yola çıktım ya. İlk bir ay böyle her şey çok güzel. Ama şey oluyor, ilk bir aylık süreçte her şey çok güzel ve mükemmel olacağını bekliyorum. Çünkü neden hep biz renkli hayatları gördük ya, kadrajın bize gösterildiği kısmı o. Hani Cem Yılmaz mesela aşağı bir çevir, patates soyuyorsun aşağıda. Kötü yönlerini hiç görmediğim için, abi daracık alan, ben nasıl sığacağım, işte kafamı vuruyorum, eşyalarım sığmıyor. Bir dağınıklık durdum böyle bir hafta dolmadan daha. Bu muydu ya dedim. Bir yandan şöyle karavana da bakalım mı? Bakalım, gel. Yani bir hayli de dar bir alan. Çok bir dar. Bak şimdi baktığında. Evde yaşayan bir insanın bir anda buna alışması çok zor. Bir de şey diyorum böyle. Ben yapamam, ben kafayı yerim. Sadece yatak odamı, işte dolabımı kullanıyorum kardeşim falan diyordum ama yok yani. Buraya yani geldiğinde yazdığım için. Kromdan daha geniş zannediyorum açıldığı zaman. Bakmadım. Görmedim canlı ama geniş olma ihtimali yüksek. Çünkü bu alan olarak da dar. Bir de yemen, içmen, yatman, şey, her şeyin bir arada. Yatak odan, yemek odan, çalışma odan, her şeyin bir. Bir anda minimalist bir hayata geçiyorsun. Fazlalıklardan kurtulmaya çalışıyorsun. Sonra bir ay sonra dediğin gibi ilk fazlalıklardan kurtulmaya başladım. Dedim ki bu dağınıklığın sebebi ne? Fazlalıklarımı kullanmadıklarım çünkü koyacak yerim yok. Biraz eksilttim. Ve iki ayın sonunda sanki var ya ben hep karanlığında yaşıyormuşum gibi geldi. O evrelerde pes etmeyi düşündüm. Bu muydu ya? Hani gerçekten bunu mu istiyordum ya dedim. Bir ay geçtikten sonra, o eşya atlattıktan sonra yaşadığım her zorlukta vazgeçmek aklımın köşesinden dahi geçmedi. Sadece çözüm odaklandı. Peki evet, bu zorluklar ama vakit geçtikten sonra hem en hatırlaması... En kahkahayla anlattığım anıları. Güzel oluyor. Hem de sana çok şey katıyor. Sana güçlendiriyor. Şöyle ya, çok basit bir örnek vereceğim. Şeyi hatırlarsın değil mi? Benim yolda 31 Aralık 2019 öğleden sonra saat 1'de Düldül'ü yol kenarında tamir ettiğim videoyu hatırlar mısın? Hatırlamadım. Şöyle, 2019'un sonundayız tamam mı? 2020'ye gireceğiz zaten. Yani 2020'nin zaten sorunlu olacağını ben Aralık ayından anladım. İlk gününde, yani 31 Aralık'ın son gününde şey oldu, vites boşa çıktı tamam mı? Daha araçla ilgili hiç sorun yaşamamışım o zamana kadar. Abi vites böyle şey yapıyorum, vites yok yani, hareket edemiyor araba yani, hareket halinde dursam kalkamayacak, vites yok çünkü. Ay alttan bir tane filmi çıkmış. Ben şimdi 26 yaşındaydım o zaman. 26 yaşına kadar şirket aracım vardı, bir önceki hayatımda kendi aracım vardı, Pathfinder jipim vardı, motosikletim vardı. Ama bunların sadece kullanıcısıydım yani şoförü değildim. Kullanıcısıydım, bir noktadan bir noktada götürüyordu beni. Bir kere muayene istasyonuna gitmişliğim yoktu. Abi, her yer kapalı. Side gibi bir yer. Zaten erişebileceğin şey çok az. Tamirhane vesaire. Bir de akşamında yeni yıla girdiğin için hafta sonunda bağlanıyor. Ne yapacağım, ne edeceğim? 2,5 saat boyunca yağmurun altında ben o aracı tamir ettim. Yani o pimi, çıkan pimi buldum. Bakkaldan bir tane tel aldım. Taksi durağından bir tane şey aldım, keski. Onlarla 2,5 saatte tamir ettim. Ve yağmur yağıyor. Ben onu yaparken deliriyordum. Dedim ki ya ben bir video açayım. Yani onu paylaşmaya dahi düşünmüyordum zaten. Değil mi? En azından sinirim geçsin. Çünkü çok üzülmüştüm. Yani yapabileceğim hiçbir şey. Üzerine pembe pijamam var. Yani ekmek almaya çıkmıştım sadece Boğaz Camping'in oradan. Neyse sonuç olarak ben yaptım. Abi şu an bakıyorum videoyu, izliyorum. Oradaki ruh halimi görüyorum falan. Dedim ki ben başarmışım abi. Yani bu ego tatmini gibi düşünmeyin. Kötü anlamda değil ama egom o kadar tatmin oldu ki o videoları izlerken. Ben yapabilmişim diyorum ya. Ya da biri mesaj atıyor. Diyor ki Sıla sen şurada şunu yapmıştın ya, ben de senden ilham alıp bunu yaptım biliyor musun diyor. Ya nasıl diyorum ya, birine ışık olmuşum ya, hiç tanımıyorsun bir de. Ekrandan yansıttığın kadarıyla. O yüzden dediğin gibi her zorluk aslında içinden çıkabildiğin sürece çok güzel. Ya çıkamadığın zaman da yani. Çıkamadığın zaman çok güzel olmayabiliyor. Aynen, bu işe yapma. Çıkamadığın zaman ne yani. Peki Sıla, son soruya geçiyorum. Hadi onu da arkada şey yapalım. Tamam. Geleceğe bakarsak, sen diyorsun ki bu benim için sürpriz oldu. Düldülü satmaktan vazgeçtim, tekrar yola çıkacağım diyorsun. Evet. Peki nedir rota? Nedir rota? Yurt dışı mı, yurt içi mi? Aslında yurt dışıydı. Ukrayna'ya yani. Daha Düldül'e değil ama normal. Evet. Bir resim olarak bir Ukrayna'ya gitme şeyim vardı ama
Hava durumuna bir baktım, -5. Ben yaşayamam. Şimdi Batı Karadeniz'i yapıp bir Gürcistan'a çıkasım var. Batum, işte oraları göreyim. Bir Gürcül'e mi? Yok, Artvin'e kadar Gürcül. Ondan sonrasında gene orada araç kiralama ya da yaya olarak. O şey, Gürcistan rotasını belirlemedim daha. Ama Batum'a kadar devam edecek. Önce Batı Karadeniz, bir arkadaşımla eşlik edecek. Ya of, bütün sırları verdim ya ben burada. Ya olmaz arkadaşım. Tamam neyse bir... Arkadaşın kim? Söylemem. Sürpriz. Onu bari ya, tanımazsınız diye söylemem. Normal bireysel bir arkadaşım. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Kim biliyor musun? Hayır hayır. Gezgin değil. Yani daha doğru olur. Yani gezen bir bayağı bu bildiğin kadın zamanında müdürlük yapmış. CEO kaleminde bir altın. Ben Fethiye'de aracım bozulduğunda Ankara'da beni dolandırmışlar. Evet evet. Kredi çıkmayınca da bir arkadaşımdan borç almıştım. O arkadaşım bu arkadaşım. Ben borcumu bir sene daha önce ödedim de. Borcum biter bitmez dedim ki hadi yola çıkalım. Ya çok kötü bir şey ama o zamanlar geleceğini bilmediğim bir parayla borç almak. Evet. Yani kadın ilk seferde teklif etti. Biz 20 gün yol yaptık. O diyor ki şey kafasında oldu. Hani benim yanımda bozulduysa Sıla benim bir şey yapmam lazım. Boşuna değil bu hani uyum. Artık doğanın kanunu de, ne bileyim enerji de, sinerji de, ne dersen de ben buna destek olmalıyım dedi. Ben de yok ya kredi çekelim falan diye istemiyordum. Şey sürdürmeyeceğim ya, bu yaşta arabaya nereye kredi çekiyorsun? Sigortan yok, bir şey yok. Bankaya gidince acı gerçekle yüzleştim ama tamirhaneye de girmiş oldum. Dedim ki iyi tamam o zaman seninle ben taksit taksit ederim. Yani tabii kısaca anlattım bunu da, 1,5 aylık süreç böyle geçti. O hatunla hala dostluğumuz çok sıkı derecede devam ediyor. Onunla beraber rota yapacağız. Çok teşekkür ederim samimi cevapların için. Şimdi ben şunu eklemek istiyorum. Dışarıdan bakınca insanlar hani aa ne güzel karavanda yaşıyor, Türkiye'yi geziyor, sürekli iyi kısımları görülüyor. Esas sen YouTube'da çok güzel gösteriyorsun. Yani mesela çamaşırları nasıl yıkıyorsun, nerede yıkanıyorsun, bunları da gösteriyorsun. Ve zorluklarını da görüyoruz. Özellikle düdüğün arızalanması en büyük zorluklar. O anlamda işin gerçek yüzünü daha çok gösteriyorsun. Halbuki biz genel karavancılara baktığımız zaman aa ne güzel. Dediğin gibi 180 insan hadi karavanla Türkiye turuna çıkayım, karavanda yaşayayım düşüncesine geliyor. Bir kere karavanda yaşamak çok ciddi bir cesaret gerektiren bir karar. Mesela ben yapamam. Ben ne yapıyorum? Ben 2 ayda bir hafta karavan kiralıyorum, geziyorum. Oh ne güzel. Sonra dönüyorum Kürtçü dükkanına. Benim tarzım böyle. Çok daha farklı. Yani çok daha ne diyeyim? Rahat. Çünkü 4-5 gün yıkanmasan bile olur kışın. Bir sefer yıkansan bile olur. Yani ya da en kötü bir kamp alanında ya da bir otelde mola da verebilirsin. Dolayısıyla 365 gün karavanda hani dedik ki %80'in hayali. Ama %80'in yani 75'i yapamaz. %5 insan belki sadece bu iş yapabilir. Hem yaşam tarzlarını, standartlarını değiştirmek anlamında yani konforu bırakıp daha minimalist bir hayata geçmek anlamında, hem de bu cesaret anlamında. O yüzden seni çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Ben arada bir karavan kiralıyorum. Böyle karavanla geziyorum. Kısa kaçamaklar yapıyorum 4-5 günlük. Bunu benim kanalımda hep izliyorsunuz. Bir de bu şekilde karavanı evi yapmış insanlardan içtenlikle artısını ve eksisini yansıtan birisini, Sıla'yı konuk etmek istedim. Bir de işin bu yüzünü görün diye. Spor ve Macera Dolu Seyahat Kanalı FitGezgin'i izlemiş oldunuz. Sıla'nın en başta söylediği gibi lütfen yorum. Beğenin. Beğenin, yorum atın. Ve lütfen abone olun. Abone olun. Çok önemli. Sıla'nın kanalına abone olun ki bu şekilde işin iç yüzeyiyle samimi olarak anlatan insanların daha fazla izlensin, daha fazla insanlara ulaşsın. Umarım. Umarım bir gün. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben tabii el koparcasına sallarım böyle, hiç affetmem. Tamam kestik. Sıla bir çay koyu falan diye. Peki şey, şu an insanlara bir şey söyleme hakkın olsaydı bir cümle ne söylerdin? Adım at. Çok güzel. Çok güzel soru, çok güzel cevap. İşte şey, kameraman doğru yerde girdi. Doğru giriş yaptı. Çok korkuyorum bu videonun sonunda nasıl bir şey. Berkan seni de hiç görmüyoruz ya. Dur ya bir, ben... bir kez seni görelim. Ya ben ikinizi çekeyim aslında. Evet. Ver. Yani ben ekranda görebiliyor muyum? Görebiliyorum. 60 yaşında dayılar gibi poz verir mi? Evet, ama bu videoda değil mi hala? Evet, videoda. Sen ne söylemek isterdin? Tek kelime. Tek cümle. Sana ne? Koş. Peki Serhan sen? Kaç. Ben de tutayım o zaman falan diye böyle. Fit Gezgin, tanıtacak mısın arkadaşı? Herkes tanıyor zaten ya. Fit Gezgin kanalının %50'si kamera önünde, %50'si kamera arkasında. Adam mekan sahibi. Kameraman, editör, yönetmen. Aynı zamanda aşçı da o görevi aldık artık. Aşçı o titreyi aldık artık. Evet. Hak edemedi. Yani birazdan konusunda... karavanın önüne devam edelim. Yemek konusunda ben Serhan abinin el lezzetine güveniyorum. O yüzden mesela hiç dokunmam. Elini sürmem yani. Şey, tamam, işe kibarca karşı tarafa nasıl itelerim? Görüşürüz. Görüşmek üzere.